Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ücretsiz olarak internet sitemizi yayınlamayı göstereceğim. Kısacası bu dersle birlikte şunları öğreneceğiz. Sitemizin domain ve hostingi olmadan, yani sitemizin dosyalarını barındırdığımız alan ve sitemizin ismi olmadan nasıl internet ortamında yayınlayabileceğimizi göreceğiz. Bunun için öncelikle bir tane Gmail hesabımız olması gerekiyor. Gmail hesabını kendiniz bir şekilde temin edeceksiniz. Gmail.com'a girerek ücretsiz olarak e-mail hesabı alabiliyorsunuz. Ben kendim bir tane aldım. Aldıktan sonra Gmail hesabına girdiğinizde sağ üst köşede şu şekilde bir simge göreceksiniz. Bu simgeye tıklıyorsunuz. Simgeye tıkladığınızda Gmail hesabı ile birlikte birçok uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Tabii bizim burada kullanacağımız Google Drive olduğu için dosyalarımızı barındıracağımız alan Google Drive olduğu için buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra dosyalarımızın alanının, yani dosyalarımızı aktaracağımız index.html referanslar sayfası veya iletişim sayfasını oluşturduk bilgisayarımızda. Bu dosyaları atmak için bir tane Google Drive sayesinde bir alan oluşturuyoruz. Bir klasör oluşturuyoruz daha doğrusu. Yeniye tıklıyorum. Yeniden sonra arkadaşlar çıkan menüden klasörü seçiyoruz. Klasörümüzün ismine ben kendi sistemin ismini de verebilirim. Yani verebilirim ama isterseniz buraya alanımızı oluşturacağımız klasörün host olarak verin. Başka bir isim de verebilirsiniz. Ben host diyorum. Yani dosyaları atacağım klasör. Evet. Klasörü oluşturduk. Bakın burada bir tane klasörümüz oluşturdu. Bundan sonra birkaç ayar yapmamız lazım. Bunlardan bir tanesi bu dosyayı, bu klasörü internetteki herkese açmak olacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Host klasörün üzerinde sağ tuş yapıyorsunuz. Paylaş diyoruz. Paylaş yaptıktan sonra arkadaşlar gelişmiş kısmına tıklıyoruz. Gelişmişten sonra değiştire tıklıyoruz burada. Bunu da tıkladıktan sonra bu dosyaya ulaşımı sağlayabilmek için en üstteki seçenek olan açık web üzerinde herkese açık kısmını seçiyorsunuz. Sebebine gelince internetteki herkesin bulabilmesi ve bu internet sayfanıza herkesin erişebilmesi için oturum açması gerekmez demesinin nedeni ise Gmail hesabı olmayan, yani e-mail hesabı olmayan herkes bu siteyi görebilmek içindir. Bunu seçiyoruz ve kaydet tuşuna tıklıyoruz. Kaydettikten sonra tamam tuşuna basıyoruz. Evet, ayarları yaptık. Host kısmına geliyoruz arkadaşlar. Host kısmıyla dosyalarımızı buraya atacağız. Oluşturduğumuz sitemiz daha önceden benim de yaptığım bir örnek bir siteydi. Şöyle bir gösterelim. Evet. Bu sitemizi anlatmıştık nasıl yapılır ile alakalı. Böyle basit bir site anlatmıştık. Şimdi bu bilgisayarda çalışan bir dosya. Şuradan da görüyorsunuz. Bakın. CD masa üstünde yer alan bir web sayfası. Bu sayfadaki içeriklerin hepsini buraya sürükleyip bırakıyorum. Evet, klasörüm burada. Bu dosyadaki benim web sitemin görüntülenmesini istediğim sayfaları buraya sürükleyip bırakıyorum.
Dosyalarımızı buraya sürükledik. Kapatabiliriz. Şimdi bu dosyaları arkadaşlarımız sitemize nasıl girecekler? Onun işlemini yapacağız. Hemen şurada bir link var. Bu link sizin bu dosyaların bulunduğu kısım. Yani dosyaların bulunduğu alanla ilgili bir kod veriyor. Bu kodu kopyalıyorsunuz. Yani linkinizi arkadaşlarınıza vereceğiniz sitenizi. Hemen yeni bir sekme açalım. Burada Google Drive Drive klasörümüz hangi klasördü? Host klasörüydü. Host. Bu kodu da yapıştırıyoruz. Bakalım. Bir yerde bir yanlışlık yaptık herhalde. Evet, bir daha deneyelim. www www.google.com.tr slash host. Sonra o kodumuzu yapıştırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi siteniz hemen internet ortamında yayınlanmıştır. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bahsettiğimiz kodları yazarak bu siteye erişim sağlamış bulunmaktayız. Herhangi bir sorunuz olursa sitenin o konusuyla alakalı o başlık altında sorusunuzu iletebilirsiniz. İyi günler.